Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde tavada pizza nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun alttaki açıklama kısmına ekledim. Arkadaşlar bu tarifi de çok istiyordum. Bomba bir tarif daha geldi. Başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerimi ayarladım. Başta malzemeleri doğramakla başlıyorum işe. Evet, malzemeleri arkadaşlar yeni oyuncağımla doğrayacağım. Şöyle Ritter marka. Çok güzel bir doğrayıcı. Şimdi doğramaya geçebiliriz. Böyle elimde mis kokulu bir pastırma var arkadaşlar. Şöyle açayım. Ev yapımı. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Açılmıyor, biraz inatçı çıktı. Şu bağ çözmek gerekiyor. Evet, bunu çözdüm. Şöyle bir çıkaralım. Şuna bakın ya. Çok güzel. Yazımı şuradan çalıştırıyorum. Şuradan kalınlığını ayarlayabilirim. Görüyorsunuz. Ve şöyle tutuyorum. Ufaktan ufaktan dilimlemeye geçiyorum. Yapmanız gereken çok basit. Görüyor musunuz? Kendiliğinden doğranıyor. Diğer taraftan da göstereceğim şimdi. Evet, istediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. Benim için bu kalınlık çok ideal. Pizza için çok güzel olacaktı. Böyle bunları dilim dilim bana yetecek kadar keseceğim arkadaşlar. Evet, bu kadar herhalde yeterli olacaktır. Bir tane daha şöyle keseyim. Bu kadar yeterli. Mis gibi de koktu arkadaşlar. Bunlar hazır, pastırma hazır. Şimdi diğerine geçiyorum. Şimdi şöyle fıstıklı bir salamım var. Salam da doğrayacağım aynı şekilde. Evet, gördüğünüz gibi salamlar da hazır. Bunu da kenara alacağım. Şimdi de sosislerde sıra. Şöyle iki tatlı şirin sosisimi doğruyorum. Sosislerim de tamam. Şimdi sırada sucuklar var. Arkadaşlar malzemeleri ne kadar kaliteli kullanırsanız pizzanız o kadar lezzetli olur. Bunu da doğramaya geçiyorum şimdi. Hangi incelikte doğramak istiyorsan o şekilde doğrarsın. Benim için bu incelik çok ideal. Bunu da kenara alacağım şimdilik. Şöyle bir parçada pizzaya kavurma. Ben kavurmayı çok sevdiğim için bir parçada kavurma eklemek istiyorum. Evet, bu kadar yeterli, iki parça. Kavurma da tamam, çok güzel ya. Şu kavurmanın güzelliğine bakar mısın ya? Bunu da kenara alıyorum. Elimde şöyle dana roast beef var arkadaşlar, fümelenmiş. Bundan da birkaç dilim doğrayacağım. Pizza olayı tamamen kişisel zevk arkadaşlar. İçerisine ne eklemek istiyorsan onu ekleyebilirsin. Ben kendime göre yapıyorum. Sen evde ne varsa, dolapta ne varsa onu ekleyebilirsin. Bunların tadına var ya, doyum olmaz ya. Sebze olarak da kırmızı ve yeşil biber doğrayacağım. Evet, herhalde bu kadar yeterli. Şimdi yeşil bibere geçiyorum. Ufak ufak doğrayalım bundan da ya. Bu çok keyifli ya, bununla bu şekilde doğramak. Hatır bugün emekli oldu arkadaşlar. Sadece bugünlük. Evet, biberler de hazır olduğuna göre şimdi diğer adıma geçelim. Evet, şöyle 3 adet de mantarım var arkadaşlar. Cihazımı yana aldım. Gönlüm el vermedi. Bir parça daha ne yapacağız? Satırla çalışalım. Şöyle tutuyorum. Bunu da şöyle ince ince doğruyorum. Mantarları yıkamadım ama o dış kabuğunu ne yaptım? Soydum. Şöyle ince ince doğramakta fayda var. Mantarlar da bana hazırım diyor. Ben de onları toparlıyorum. Şöyle bir tabağın içerisine aktarayım hepsini. Pizzanın üzerine ekleyeceğim tüm malzemeleri doğradım. Şimdi de yanında böyle sunum olarak da hem de lezzet olarak da çok yakışacağını düşündüğüm patateslerim var. İkisini soyup soğana çevirdim. Banyosunu yaptırdım. Şimdi elimde şöyle bir de mandolin var yan tarafta ve bunları bu şekilde doğruyorum. Evet, mandolininizin iyice böyle ince kesmesinde fayda var. Şöyle görüyor musunuz? Daha deminki cihazla da kesebilirdim. Bu en incenin bir üstü arkadaşlar. Bu şekilde bunu kesiyorum. Şöyle havaya kaldırarak göstermek istiyorum. Biraz zor olacak benim için ama evet, oluyor, sıkıntı yok. Şöyle daha mantıklı. Hani görmeniz için yaptım ve bunları bu şekilde doğruyorum. Evet, bu kadar patates yeterli benim için. Bunları şöyle bir toparlıyorum. Onlara biraz iyi bakmak gerekiyor. Bunlara ne kadar iyi bakarsak o kadar güzel sonuç verir. O kadar çıtır olurlar. Şöyle bir kabın içerisine alıyorum onu. Üzerine soğuk su çalışması. Şöyle iyice bir banyolarını yaptırmaya devam edelim bunları. Şöyle bir parça tuzundan ekliyorum. Patatesler buzu sever ve ben de onların ihtiyacını şöyle bir gideriyorum. Tuzunu eritmek için bir parça masaj yapın onlara. İyice nişastasını salsınlar. Bu sayede hem çıtır çıtır olacak hem de kıvamı enfes olacak. Bu şekilde kendi haline bırakırım. Bir 10 dakika bir dinlensinler bu arkadaşlar. Evet, patateslerim nişastasını saldı. Bir 7-8 dakika bekledim. Ardından unuttuğum bir şey vardı. Bunlar böyle dinlenirken, nişastasını salarken ben de kaşarlarımı rendeledim. Bu da hazır. Şimdi patatesleri kurutacağım. Daha sonra kızartma işlemine geçeceğim. Elimde şöyle mis kokulu bir bezim var. Mis kokulu bir bezin üzerine böyle banyosunu yaptırmış olduğum patateslerimi ekleyip her tarafına yayıyorum. Patatesleri her tarafa yaydıktan sonra başka bir mis kokulu bezle üzerine kapatıyorum. Çümesinler diye şöyle üzerine bastırıyorum. Bir parça kurusunlar, daha sonra kızartma işlemini geçeceğiz. Biz de şimdi ne yapalım? Bunlar kuruyana kadar yağını hazırlayalım. Ocağın altını yakıyorum.
tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan sıvı yağ ekliyorum. Yağımı ekledim. İyice kızmasını bekliyorum. İyice kızdıktan sonra patatesleri artık atabiliriz. Şöyle patatesleri bir... fazlasıyla açtık. Patatesleri şöyle bir açıyorum. İyice kurumuşlar. Böyle kupkuru oldular. Şimdi bunları şöyle bir toparlayayım. Yağımız da kızdı. Şöyle kontrol edebilirsin önden atmadan. Şöyle beklersin bir 5 saniye. Evet, yeterince şöyle köpüklenme varsa atabilirim diyor. Hepsini şöyle tatlı tatlı ekliyorum. Evet, hepsini ekledim. Bunlar artık pişene kadar ben de ne yapıyorum? Pizza hamurunun yapılışına geçiyorum. Hayatınızda yapıp yapabileceğiniz en kolay pizza hamurunu yapacaksınız burada. Hiç mayalama işlemi de yok. Hızlı bir şekilde yapacaksınız. Her öğrenci evinde yapılabilir bir hamur olacak bence bu. Bir su bardağı başta yoğurt ekliyorum. Şöyle bir adet yumurtam var. Yumurta kıracağım. Bir adet yeterli olacaktır. Şöyle içerisine aktarıyorum. Böyle dolu dolu bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı olacak şekilde zeytinyağı. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Bir tatlı kaşığı olacak şekilde şeker ekliyorum. Şeker tuz dengesi bunu patlatacak hamuru. Şimdi üzerine yavaş yavaş un ekleyeceğim. Başta bir su bardağı ekledim. Hatta 1,5 su bardağı ekliyorum buna ve bunu karıştıracağım. Bu kenarda beni beklesin. Siz de bu şekilde yapın. Azar az ekleyin unu. Ne kadar ekledim en son söyleyeceğim ve bunu iyice bir yoğuruyoruz. Evet, bunu 2 dakika boyunca yoğurdum. Tüm malzemeler iyice karıştı ve bana diyor ki bana daha un verir misin? Ben de onu kırmıyorum. Şöyle tutuyorum. Azar azar un eklemesi yaparak onu kıvama getireceğim dediğim gibi. İstediğim kıvama geldiğim zaman duracağım. Sağa sola da böyle unlar uçuştu. Şöyle yoğurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, tam tamına 2,5 yarım su bardağı ekledim. Çünkü toplamda 2,5 su bardağı un gitti. Sen yavaş yavaş ekle, bu kıvama gelince hafiften yapışıyor, görüyor musun? Yavaş yavaş böyle yoğura yoğura bu kıvama getir. Böyle çok da böyle fazla un eklemesi yapma. Dediğim gibi eline yapışacak bir parça. Ve istediğim olay tam da bu. Bunu şu şekilde bekletiyorum. Ve ne yapıyoruz? Şimdi sosun yapılışına geçiyoruz. Üzerine ekleyeceğimiz sos. Bir karıştırma kabının içerisine şöyle 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Bu bir. Bu da ikincisi. Bir tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Bir çay kaşığı olacak şekilde karabiber ekliyorum. Bu kadar yeterli. Böyle bir çay kaşığı sarımsak tozu çok yakışacaktır. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Ve elimde suyum var. Bunu ne yapacağım? Açacağım. Azar azar ekliyorum başta. Şöyle yarısını ekledim ve çay bardağının yarısını ekledim. Böyle karıştıra karıştıra bir kıvamını kontrol edelim. Bir homojen kıvama da getirelim. En son ne kadar eklediğimi söyleyeceğim size. Evet, kıvamı çok güzel oldu. Bir çay bardağının tamamını eklemiş oldum. Şöyle iyice bir yine karıştırıyorum. Kıvama gelsin. İstediğim kıvam zaten bu gerçekten. Artık sosumuz da hazır olduğuna göre hamuru açıp pizzamızın üzerine malzemeleri ekleyebiliriz. Evet, ben evdeki en büyük tavayı kullandım. Eğer senin tavan küçükse bunu ikiye bölüp onu ayarlayabilirsin. Bunu kenara alayım şöyle. Zeminin bir parça unluyorum. Rahat çalışabilmek için, yapışmasın diye. Hamurumu da bunun üzerine alıyorum. Şöyle bir yayalım arkadaşlar. Üzerine de böyle bir parça un ekliyorum. Yine açarken yapışmasın diye. Ve tavanın boyutunda bunu açıyorum. Bunun üzerine un eklemeseydim yapışacaktı arkadaşlar. Rahat bir şekilde çalışmak için yapıyorum bunu. Ve ince bir şekilde açıyoruz bunu. Tavama büyük geleceği için şu kenarlardan bıçakla kestim. Şöyle ayırıyorum. Bunu değerlendireceğim arkadaşlar. Kenara alayım bunu. Evet, istediğim olay tam da bu. Şöyle kaldırıyorum bunu. Şöyle bir parça fazla ununu alıyorum. Tavama getiriyorum. Tavamın içerisine aktarıyorum. Tam boyu muhteşem oldu ya. Şimdi burada ne devreye giriyor? Sosumuz başta devreye giriyor. Sosumuzdan şöyle bir parça ekliyoruz. Ve her tarafına yaymanız gerekecek. Her tarafına geldiğine emin olduktan sonra duracaksınız. Şöyle bütün kenarlara dahi ekliyorum. Şimdi sosundan ekledik. Şimdi kaşarlar başta devreye girecek. Böyle birinci kata şöyle kaşarından gezdiriyorum. Ne kadar istersen o kadar ekle. Ama dip kısma malzemeler hem yapışsın hem bu karamelize olacak ya. Onun için böyle az biraz ekleyin. En son zaten üzerine tekrardan bir kaşar çalışması yapacağız. Evet, onun için şöyle zemine bir parça gelecek şekilde ekledim. Her tarafına da eşit gelecek şekilde olması gerekiyor. Bu kadar yeterli. Başta mantarları devreye sokuyorum. Her tarafa gelecek şekilde yine. Tüm malzemeleri bu şekilde dizin arkadaşlar. Böyle her tarafa yayın ekledikten sonra ya da tek tek de ekleyebilirsiniz. Bu kadar yeterli. Çok da boğmayın. Şimdi sırada sosislerim var. Sosislerimden de birer parça ekliyorum. Çok fazla boğmuyorum yine aynı şekilde. Ondan da bu kadar yeterli. Malzemeleri de böyle ince ince doğramakta fayda var. Çok fazla kalın olmasın. Şöyle kavurmadan da tutuyorum. Çok fazla değil. Hafiften böyle lezzetini almam benim için yeterli olacaktır. Onun için bunun yarısını bile ekleyebilirim aslında. Evet, bu kadar yeterlidir diye yine düşünüyorum. Şimdi de pastırma ve rozbifler giriyor devreye. Şöyle bir pastırma, bir rozbif. Bir pastırma, bir rozbif olacak şekilde şöyle eklemesini yaptım. Şimdi de kırmızı ve yeşil biberler. Hem görüntüsünü patlatacak hem lezzetine lezzet katacak bunlar. Bunlardan gelişigüzel yine ekledim. Şöyle salam ekleyeceğim. Şöyle dört tarafına ekledim. Sucukları da şöyle yan
soğanlarını ekliyorum. Böyle her tarafta olsun arkadaşlar. Sucuklar benim için çok önemli. Burada kaliteli sucuk gerçekten pizzanın değerini 3'e 4'e katlıyor. Dediğim gibi mutlaka kaliteli sucuk kullanın arkadaşlar eğer burada pizza yapıyorsanız. Şimdiden mısır ekliyorum. Mısır istersen eklemeyebilirsin. Ben bilmiyorum, pizzaya yakıştırıyorum mısırı. Evet, bundan da az biraz ekledim. Bunu böyle mis kokulu yapmak istiyorsan şöyle elinde de varsa taze kekikten var ya bu, havalara uçurur bunu. Evet, bu kadar yeterli bundan da. Çok fazla değil. Çok az olacak şekilde tekrardan bir kaşar yediriyorum. Çok fazla değil. Çok az arkadaşlar. Ve şimdi bunu pişirmeye geçebiliriz ama ondan önce patateslerimizi bir kontrol edelim. Evet, burada bana patateslerim diyor ki ben piştim diyor. Artık beni çıkarabilirsin diyor. Ben de onları kırmıyorum. Çıtır çıtır oldular çünkü. Şöyle tutup kaldırıyorum. Fazla yağını süzüyorum bunların. Ve şöyle peçetenin üzerine aktarıyorum. Bunlara ufak bir işlem uygulayacağız. Fazla yağını süzdükten sonra şöyle bir kaldırın onu. Şöyle bir kabın içerisine aktarın. Ve onu böyle baharatla besleyin. Ben kajun baharatıyla besliyorum. Şöyle her tarafına yaydım. İnanılmaz yakıştırıyorum bu kajun baharatını. Ufak tefek göbek attırma çalışmaları. Hatta çok az da toz biber ekliyorum. Böyle böyle az acı bu. İyice böyle damağa vuracak. Çok da lezzetli olacak. Göbek attırmaya devam ediyorum. Evet, bunlar artık hazır. Beni bekleyebilir. Pizza yapılışına geçebilirim. Bunlar çıtır çıtır oldu ya. Şöyle bir tadına bakayım. Yani cips gibi, dışarıdan alındığından farkı yok. Hatta daha lezzetli. Ocağın altını yakıyorum. Bunu en kısağa getiriyorum. Burada kısık olması inanılmaz önemli. Tencereyi ocağa ekliyorum. Şimdi bunun üzerini kapatıyorum. Kapatmak çok önemli arkadaşlar. Böyle kısık ateşte ve yavaş yavaş pişireceğiz bunu. Malzemeler pişer mi diye korkmayın. Kesinlikle çok da güzel pişecekler, göreceksiniz. Evet arkadaşlar, daha uygun bir kapak buldum. Daha doğrusu tepsi. Tabak çok büyük olduğu için buna uygun bir tabak, pardon, kapak bulamadım. Bence bu çok uygun. Şöyle büyük gözdeydi. Bir küçüğünü aldım. En kısağa getirdim. Böyle yavaş yavaş, böyle 14-15 dakika oldu. Birazdan üzerine açıyorum. Şöyle tutuyorum. Tepsimi bir kaldırayım. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel gözükmüyor mu? Şimdi ne yapacağım? Ufak bir dokunuş daha yapacağım buna. Bunu yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama ben biraz daha böyle kaşar eklemeyi düşünüyorum. Şöyle üzerine bir ekleyelim. Bomba dokunuş bu zaten. Şöyle lezzetine lezzet katın burada. Bu kadar yeterli. Evet, tam tamına 15 dakika oldu. Altını kapatıyorum artık bunun. Ve şöyle dikkatli bir şekilde üzerini açıyorum. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel oldu ya. Mis gibi de pişti. Çok güzel kokuyor. Burada böyle ne yaparsın? Tutarsın. Alt kısmını şöyle kontrol edebilirsin. Görüyor musun? Mis gibi böyle çıtır çıtır olmuş. Ya böyle fırında bu kadar olmaz. Taş fırın lezzetini burada o dip kısmında yaşayabilirsin. Şöyle tutuyorum. Çıkarıyorum artık. Bunu doğrayacağız. Şöyle tutuyorum. Şöyle ekliyorum böyle. Burada şöyle dilimlere ayıracağım bunu. Şöyle ufak parçalara ayıralım. İncecik de oldu arkadaşlar. Şöyle tutayım, bir tanesini göstereyim. Şuna bakın ya. Çok güzel değil mi? Mis gibi olmuş. Kaşar da çok güzel sünüyor. Şimdi sunumuna geçeceğim. Şu alt kısmını da göstereyim. Şuna bakın. Çok güzel pişmiş ya. Tabaklama işlemi. Tamam. İki parça aldım. Benim için yeterli. Şöyle buzluğa atmış olduğum bir bardağım var. İçerisine siyah kolamdan ekliyorum şöyle. Bunun yanında en iyi siyah kola gider diye düşünüyorum. Tabii sen hangi içeceği içmek istiyorsan onu ekleyebilirsin. Evet, içeceğimi de aldım. Şöyle arkadaşlarımın arasına ekliyorum. Şunun güzelliğine bak ya. Sunum da 10 numara, 5 yıldız oldu. Soslarımı da aldım. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini tutuyorum. Şöyle. Şöyle tutalım dediğim gibi. Ve tadına bakıyorum. Hop. Ekmeği de o dip kısmı çıtır çıtır ya. Cipslerimiz de var. Cipsler de ayrı lezzetli. Çıtır çıtır bu da. Bunda. Çok iyi ya. Çok güzel bir menü. Gerekirse şunu bükersin şöyle ve devam edersin. Ekmeği çok güzel pişmiş. Zaten kendini belli etmiyor mu? Kenarları da karamelize olmuş. Ya buna söylenecek laf yok. Ekmeği de böyle ince oldu. Tam böyle benim istediğim tarzda. Şu ekmeğe bakar mısın? Malzemeler de çok güzel pişmiş bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Ha. Bu tarife bayılacağım. Üstüne
Hangi malzemeyi eklemek istersen onu ekleyebilirsin bu arada. Belirtmiştim. İlla benim kullandığım malzemeleri kullanmak zorunda değilsin. Ben biraz abarttım tabii. Çok çeşitli oldu. Yapıyorsan da yanında bir patates kızartması mutlaka yapmalısın. Bu pizzanın en güzel yanı işte hamurunun arkadaşlar bu şekilde kısa bir sürede olması. İnanılmaz pratik yani, öğrenci pizzası denilebilir. Malzemelerinden bahsetmiyorum, hamurundan. Önemli olan zaten hamuru. Pizzayı böyle çeşit çeşit yüzlerce pizza yapabilirsin zaten. Çeşitlilik sana kalmış çünkü. Vejetaryen pizzası bile yapabilirsin yani bu şekilde. Önemli olan zaten pizzanın hamuru arkadaşlar. Şu var ya, inanılmaz lezzetli oluyor. Bu karamelize olay işte. Bu sos kenardan bir parça akıyor. Ekmekle beraber çıtır çıtır oluyor. Tadına da doyum olmuyor. Böyle sarımsaklı mayonez. Hadi pizzayı geçtim, şu patatesler var ya, bunlar da ayrı keyifli. Şöyle sarımsaklı mayonezle. Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyinlerim. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.